LGS 2023'e son 175 gün. Hayallerimizdeki liseler için sözel ve sayısalda kendi efsanemizi yazmamıza 175 gün kaldı. İnşallah 175 gün sonra bir sabah uyanacağız. Bismillah deyip okullara gideceğiz. Kendi okulumuza gideceğiz zaten. Korkmamıza gerek yok. Yaptığımız çalışmaların, gayretlerin karşılığını alacağız arkadaşlar. Acı geçici, zafer kalıcı. Hiç endişelenmenize gerek yok. Şu anda yok matematikmiş, yok fenmiş, yok Türkçe'ymiş, yok denememiş, yok şuymuş, yok buymuş. Gerçekten acı çektiğinizi, yorulduğunuzu, bıktığınızı, sinirlendiğinizi, stres olduğunuzu biliyoruz ama zaferiniz kalıcı olacak arkadaşlar. İnşallah o güzel liseler, o güzel Anadolu liseleri, o güzel başarılar sizleri bekliyor. Dolayısıyla şu anda bu acıların geçici olduğunu unutmayın arkadaşlar. Ama zaferiniz kalıcı olacak. Yani sınava bir kere gireceksiniz. Acıcı için bir kez de yorulacaksınız ama sonrasında lise hayatınız boyunca tanışacağınız arkadaşlıklar, kuracağınız arkadaşlıklar, tanışacağınız hocalar, öğreneceğiniz bilgiler, ortamlar hep kalıcı olacak. Orada 4-5 sene mükemmel arkadaşlıklar kuracaksınız ve onlar hep devam edecek biliyor musunuz? Yani lise arkadaşlıkları hala devam ediyor. Mesela benim şu anda en samimi arkadaşlarım hala üniversiteden değil liseden olan arkadaşlarım. Dolayısıyla iyi bir lise önemli. Sizler de bunun için gayret gösteriyorsunuz. Ömer Dorukhan Yılmaz 74 demiş ki: çalışma alanımız rahat olmalı mı? Arkadaşlar çalışma alanımız tabii ki de rahat Olmalı. Yani rahatsız, çivili bir sandalyede oturun demiyoruz biz. Ama yatakta çalışılmaz. Televizyonun olduğu odada çalışılmaz. Televizyon kapatılmadan, cep telefonu kapatılmadan ders çalışılmaz. Rahattan kastınız masaj koltuğuysa, yataksa, ne bileyim çimlerin üzerine uzanmaksa olmaz. Ama rahattan kastınız normal bir sandalye ise tabii ki olabilir. Yani sınavda da sizleri çivili sandalyeye oturtmayacaklar. Dolayısıyla bu sorudaki ne kastettiğini anlayamadım. Ama çalışma alanında yanında cep telefonun Uzaktan bilgisayarın sesi geliyor. Öbür taraftan televizyonun sesi geliyor. Bunları önlemeniz lazım. Bu konuda ailenizden destek istemeniz lazım. Sınav anında nasıl bir ortam olacaksa ona göre çalışmanız lazım. Çoğunlukla test mi çözmeliyiz yoksa videomu izlemeliyiz? Tabii ki de test çözmelisiniz çünkü LGS'de size video izletmeyecekler, LGS'de size sözel ve sayısaldan oluşan sorular soracaklar. Yani günde ne kadar çok soru çözüp, ne kadar çok yanlış yapıp, bu yanlışların doğrusunu öğrenip kendinizi geliştirirseniz, LGS'de de o kadar başarılı oluyorsunuz. Dolayısıyla en fazla yapmanız gereken şey bol bol test çözmek. Yani hani yüzmeyi öğreniyorsun böyle bakıyorsun hmm, ama yüzmen lazım, havuza atlaman lazım, kulaşları çırpman lazım, ağzına burnuna biraz su kaçması lazım. Sen şu anda sayısalda soru çözmeye çalışırken matematikte sinir oluyorsun ağzına burnuna su kaçıyor yüzmeyi öğrenirken olduğu gibi. Dolayısıyla bunlar kaçacak ama zamanla sen de yüzmeyi öğreneceksin ve inşallah bütün soruları yapacaksın sevgili Ömer Dorukan Yılmaz. Saat 6'da kalkıp ders yapmak sağlığımıza zarar verir mi? Ve ders anlama oranımızı artırır mı azaltır mı? Şimdi eğer sabahçıysan erkenden yatıp sabahleyinde 6'da kalkıp okula gidene kadar ders çalışmak inanılmaz fayda olur. Çünkü bizim esas uyumamız gereken saatler akşam 10 ile gece 2 arası olduğunu söylüyor uzmanlar. Ha, tabii gece 2'de uyan demiyorum ben sana ama... 10 ile 2 arası veyahut da senin dediğin gibi 10 ile 6 arasında uykunun alınıyor olması vücudunun büyümesini sağlıyor. Beyninin büyümesini sağlıyor. Okuduklarını daha iyi anlamanı sağlıyor. Dolayısıyla zaten sabahın altısından kalkarsan da akşam da erkenden yatarsın. Benim tavsiyem bunu eğer vücudunu zorlamayacaksa uygulaman beynin daha iyi çalışacaktır. Hatta öğlen de eğer bir yorgunluk hissedersen bir kez daha bir kestirme yaparsın, şekerleme yaparsın. Ardından yeniden yeni bir güne başlatmış olursun kendini. Dolayısıyla bu arttırır sevgili Ömer Dorukan. 6'da kalkmak çok değerli bir şey bence. Erken kalkan işine şeker katar, aşına. Bu da bir atasözü. Erken kalkan yol alır. Bu da başka bir atasözü. Ama 6'da değil de 7'de kalkıyorsan bu da değerli. 7'de değil de 8'e kalkıyorsan bu da değerli. Sekize değil de yani bu hepsi değerli. Ama önemli olan erken kalkmak. Hocam ben 1'de kalkıyorum. Kusura bakma yani öğlen de kalkıyorsan da ne yapıyorsun kardeşim böyle olmaz. Akşam saat kaça kadar ders yapmalıyız? İşte sabah altta kalkıyorsan akşam 9'da onda bırakabilirsin. Hedeflerini tamamladıysan daha erken de bırakabilirsin. Yani sabah kalktın, hedeflerini yazdın. Ben bugün işte 100 tane matematik çözeceğim, 50 tane inkılap çözeceğim, 30 tane fen çözeceğim, 20 tane paragraf çözeceğim dedin. Hedefini belirledin. Sonrasında tabii ki hedefini bitirdiysen akşam 5'te de bırakabilirsin. Hedefini bitirmediysen akşam dokuz buçuk ona kadar gayret gösterip çalışman gerekiyor. Haftanın önerilerine baktığımızda problem soruları çözmeye devam ediyoruz. 16 Aralık'ta LGS dershanesi mini deneme 9 var mutlaka katılın. kitap okumanızı tavsiye ediyorum. Deniz Altı 20 fersah çok güzel bir kitap. Haftanın LGS kaynağına baktığımızda Dinamo seti bir kez daha öneriyoruz. Arkadaşlar Dinamo soru bankalarını almadıysanız mutlaka almanızı tavsiye ediyoruz. Dinamo sette bütün kitaplarımız daha avantajlı bir şekilde sizlere ulaşıyor. Bu setin içerisinde Dinamo Türkçe, Dinamo Fen, pardon bu dinmiş, Dinamo İngilizce, Dinamo Matematik, Dinamo İnkılap ve Dinamo Fen soruları var. Burada arkadaşlar her bir teste sizler için hazırlanmış ekstra dijital sorular var. Ve her bir soruların testin çözümü uzman hocalar tarafından yapıldı. Her biri de LGS'de soru yakalamak üzere yapıldı. Buradaki soruları çözdüğünüzde tahminimizce... 2023 LGS'de hayallerinizdeki okula girmek için birçok soru yakalayacağınızı söyleyebilirim. Çünkü şimdiye kadar çok soru yakaladı bu kitaplar. Sizlerin de bu kitaplardan faydalanmanızı istiyoruz. Dinamo set daha avantajlı bir şekilde geliyor öğrencilerimize ve burada her bir kitabın içerisinde kaç tane pro seviye, kaç tane zor seviye, kaç tane orta seviye sorular var. Bunları yazdık. Dinamo sette başlangıç seviye soru yok. Onu söyleyelim. Yani gerçekten orta ve pro seviye ve üst seviye sorular olduğunu burada bir kez daha belirtmek istiyoruz. Bu kitabı da Tonguç mağazadan ya da size en yakın Tonguç Kıtasiyesi'nden alabilirsiniz. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. İnşallah kendinize güvenin, bizlere inanın ve sıkı sıkıya çalışıp o liselerin kapılarından zırank diye girin. Hadi bakalım.